Bu dersimizde meta elementi içerisindeki etiketi içerisindeki değişiklikler nedir? Bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle bir önceki dersimizde en temel kullanmamız gereken etiketleri incelemiştik, yani olmazsa olmazları incelemiştik. Şimdi yine değişiklik olan meta tagı içerisindeki yapıyı inceleyelim. HTML 4 içerisindeki versiyona baktığımızda meta içerisinde HTTP-equiv bölümü ve content bölümü aynı zamanda charset bölümü vardı. Bu bölümler HTML5 içerisinde diğer bölümler kalktı ve sadece char seti bildirerek bir meta tagı oluşturmamız mümkün. Ve meta tagımızı da artık ekranda gördüğümüz gibi oluşturacağız ve HTML içerisinde kullanabileceğiz. Meta sayfa bilgisi ile ilgili olduğundan dolayı HTML bilgisinden hatırladığınız gibi hit tagı içerisine yazılması gereken bir element olduğunu da unutmamak gerekecek. Gördüğünüz gibi HTML5 içerisinde bazı yapılar basitleştirildi. Yani HTML5 daha hızlı kodlanabilir ve daha anlaşılır, daha gruplar halinde sayfalar oluşturulabilir. Yapılara yapıla, yapıya dönüştürüldü.